2016'da dünyanın en büyük e-posta sağlayıcılarından biri olan Yahoo, tarihin en büyük veri ihlallerinden birini yaşadı. Yaklaşık 500 milyona yakın kullanıcının bilgileri çalındı. Daha sonrasında yapılan incelemelerde bu sayının aslında 3 milyar hesabı kapsadığı ortaya çıktı. Ancak asıl çarpıcı olan saldırının arkasındaki kişilerin uzun süre tespit edilememesiydi. Peki gerçekten görünmez mi oldular? Hayır. Dijital dünyada hiçbir saldırı tamamen iz bırakmadan yapılamaz. Her tıklama, her bağlantı, her veri transferi bir şekilde kayıt altına alınır. Sadece bu izlerin sahibini bulmak bazen uzun yıllar sürebilir veya hiç bulunamayabilir. Bugün görünmez hacker efsanesi hala anlatılıyor ama gerçek şu ki bir hacker ne kadar ustaca gizlenirse gizlensin internette tamamen görünmez olmak imkansıza yakındır. İnternet dediğimiz şey aslında bir kara kutu gibi çalışır ve yaptığımız her aktiviteyi kayıt altında tutar. Basit bir örnek ile bir web sitesini ziyaret ettiğimizde hangi sayfalara tıkladığımız, bu sayfalarda ne kadar süre kaldığımız, hatta sayfanın içinde yaptığımız tüm aktiviteler bile kaydedilir. Yani hackerların görünmez kalabilmesi sandığı çok çok daha zordur. İlk olarak işletim sistemleriyle başlamamız gerekiyor. Çünkü aslında birçok işlem bu noktadan yürütülüyor. Evet tahmin edebileceğiniz üzere tecrübeli hackerlar genellikle Windows işletim sistemlerini kullanmazlar. Bunun yerine anonimlik ve gizlilik ön planda olacak şekilde özel olarak tasarlanmış işletim sistemlerini tercih ederler. Örnek olarak Tails veya Cubes OS gibi sistemler öne çıkar. Her ikisi de anonimlik için yapılandırılmış güçlü Linux tabanlı işletim sistemleridir. Özellikle Cubes OS birden fazla görevi farklı sanal makineler içinde izole bir şekilde çalıştırır ulaştırmanıza olanak tanır ve bu sayede bir görev bir diğerini etkilemez veya TazeOS kullanarak tüm trafiği Tor ağ üzerinden geçirerek internete erişebilirsiniz. Bu iki işletim sistemi anonimlik ve gizlilik dendiği zaman akla gelen en popüler isimlerden. Peki bu sık sık duyduğumuz VPN veya proxy sistemleri nasıl çalışıyor? Aslına bakarsanız piyasada ücretsiz olarak sunulan VPN servislerinin çoğu verilerimizi üçüncü parti yazılımlarla paylaşıyor. Yani internetten rastgele bir ücretsiz VPN indirip kullanmaya başladığınızda anonim olamazsınız. Hatta verileriniz daha daha büyük bir risk altına girebilir. Bu yüzden VPN kullanacaksanız güvenilir servisleri seçmek bu noktada çok önemli. Örnek vermek gerekirse Proton VPN veya Mulvad VPN gizlilik ve güvenlik açısından piyasadaki açık ara farkla en iyi seçeneklerden bazılarıdır. Şimdi sık sık duyduğumuz ve karıştırılan proxy kavramını birazcık açalım. Proxy bilgisayarınız ile internet arasında bir tür ara sunucu gibi çalışır. İnternete çıkarken sizin IP adresinizi değiştirebilir. Yani web siteleri sizin gerçek IP'nizi göremez. Ama dikkat edin proxy genellikle şifreleme yapmaz. Yani verileriniz hala Üstelik çoğu zaman sadece tarayıcınız üzerinden çalışır, diğer uygulamalarınızı kapsamaz. Ancak Kali Linux gibi siber güvenlik için özel olarak hazırlanmış işletim sistemlerinde Proxy Chains aracı ile Tor anonimli katmanlarından faydalanabilirsiniz. Fakat bu noktada da yapmanız gereken şey Tor trafiğini doğru yapılandırıp kendinizi DNS sızıntılarından korumanız olacaktır. VPN ve işletim sistemleri anonimlik açısından giriş seviye kurallardır. Bunları zaten bu alanda araştırmacı olan birçok kişi biliyordur. Bizim anonim olmak dediğiniz tabir tabii ki de iki tane VPN servisi kuru kullanmak değil. Tıpkı bir hayalet gibi olmanız bu noktada çok önemli. Örnek olarak seçtiğiniz kullanıcı adları bile sizin geçmişte açmış olduğunuz bir hesap ile bağdaştırılıp kimliğinizi ifşa edebilir. Yani kendi kimliğinizi sadece dijital dünyada değil fiziksel dünyada da gizlemeniz önemli bir nokta. Temele baktığınız zaman internette anonim olmayı istemenizin nedenine göre bunun imkanı da değişiyor. Amacınız veri mahremiyeti ise güvenlik odaklı servisler kullanabilirsiniz. Fakat amacınız internete tamamen bir hayalet olarak dolaşmak ise evet işte bu kısım çok daha geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yani bu kısım aslında biraz da sizin hayal gücünüze ve dikkat seviyenize bağlı. Çünkü eğer gerçekten anonim olmak istiyorsanız kendinizi sadece sanal dünyada değil, fiziksel dünyada da saklamanız gerekir. Örnek olarak eğer etrafınızdaki insanlar sizin bu hacking işleriyle uğraştığınızı biliyorsa bu eksi bir hareket olur. Yani ben kafayı kırdım, anonim olacağım diyorsanız akıllı telefon bile kullanmamanız gerekiyor. Sabit bir hayatınızın olmaması ve her şeyin sahte servisler üzerinden yapılması gerekir. Ödeme yöntemi olarak Monero ile anonim kripto cüzdanlarını kullanmanız gerekir. Yani aslında bizim gibi normal internet kullanıcıları için bu şekilde paranoyak seviyede anonim olmak imkansıza yakındır. Kaldı ki bu şekilde anonim olarak ömrünüzün sonuna kadar yaşamanız da ayrı bir olasılık. Her geçen zaman diliminde yakalanma ihtimaliniz veya hata yapma ihtimaliniz de bir o kadar artıyor. Peki neden bu kadar başarılı hackerlar yakalandı hiç merak ettiniz mi? Tabii ki insan hatası. Ne kadar iyi saklanırsanız saklanın eninde sonunda yapacağınız çok minik bir hata sizi ele verecektir. Yanlış kullanıcı adı seçimi, yanlış bir yapılandırma, belki de saniyeler süren ve sizin fark etmediğiniz o hata. Her hacker kuvvet muhtemel eninde sonunda yakalanır. Evet şu anda yakalanmayan hackerlar vardır ama bu onların asla yakalanmayacağı anlamına gelmez. Onların da bir gün yapacakları basit bir hata yakalanmalarına neden olacaktır. Yani uzun lafın kısası internette bir hacker gibi anonim olmak neredeyse imkansıza yakındır. Mümkün olsa dahi normal bir insan gibi yaşamamanız gerekir. Örnek olarak Kevin Mitnick gibi sosyal mühendislik konusunda deha olan bir adamın bile yakalandığını düşünürsek eninde sonunda her hacker kendi açığını bırakır. Ancak eğer amacınız verim aremiyeti ise işte size İnternette daha güvenli gezinmenizi sağlayacak belli başlı metotlar. İlk olarak artık Google servislerinin büyük çoğunluğunu hayatınızdan çıkarmalısınız. Bunların çok daha iyi alternatifleri var. Mesela Google fotoğraflar yerine Proton Drive, Google arama motoru yerine DuckDuckGo, e-mail yerine ProtonMail veya Tutamil, Chrome yerine Brave Browser veya LibreWolf, Google Translate yerine DEEPL, Google Authenticator yerine Authy -E, ve bazen Play Store yerine açık kaynak olan f gibi servisleri tercih edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda veri mahremiyetiyle ilgili çok daha detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. O videoyu da kaçırmamak için abone olmayı unutma. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.